Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda el yapımı RCA yapacağız. Daha önce de yaptığım bir RCA kablosu vardı. Uçlarımız Amphenol. Şöyle yakınlaştırırsa görelim. Şöyle göstereyim. Gayet başarılı. Parasının hakkını hayli hayli alabileceğiniz bir ürün. Kablo olarak da şöyle göstereyim. Ülkü kablo var. Bursa'da yerli imalat. Canlı ucu çift kat blendajlı. Stereo bir kablo. Gayet de başarılı. 4-5 senedir kendi aracımda kullandığım kablo ve uçlar. Gayet başarılı. Hani dip sese bile çok etkili. Yani o teyitten kaynaklı dip sesler vesaireler biraz daha düşüyor. İletkenlik ne kadar iyi olursa zaten haliyle ses kalitesi o kadar artıyor. Ya fiyat performans olarak piyasadaki, yani marka söylemek istemiyorum, çoğu kablo firmasından daha iyi. Kalın gibi gözüken kabloların içi genelde daha ince oluyor. Blendajı çok kalın yapıyorlar. O yüzden kaliteli kablo yapmak istiyorsanız kendiniz yapın. Uçlar internette satılıyor. 14-15 lira civarlarında tanesi. Yani çok büyük meblağlar değil. 30-40 liralık kablo kitlerinden çıkan RCA'ları siz düşünün. Zaten bazıları çalışmıyor bile. Sıkıntılı yani. Hani bu işler sadece hani amfiyi bağlamakla veya işte ayar yaptım demekle olmuyor. Her şeyi düşünmek gerekiyor. Altyapısından işte hoparlörün kablosuna kadar vesaire. Hoparlörlerin açıları, tweeterların açıları, ondan sonra frekans kesimleri, amfi ayarları. Çoğu insanda mesela bazı arabaları dinliyorum. Çok güzel, çok güzel yüksek ses var. Ama çoğu kimse anlamıyor. Distortion, yani bozulma var seste, onu yüksek ses zannedenler var. Yani işte bu işi herkes yapınca böyle şeyler olabiliyor. İşte biz de burada farkımızı ortaya koyuyoruz. Benim yine söylediğim şey, çok para harcamak değil. Önemli olan düzgün kombinasyon. Doğru para harcamak. Yani 5000 lira da harcayabilirsiniz. Ama 5000'lik ses almayabilirsiniz. Ya da birisi harcamıştır 2000 lira. Doğru kombinasyon yapmıştır. Güzel ayar yapmıştır. Doğru konumlandırma yapmıştır. 10.000 liralık sistemle yarışır. Yani bu hepsi birbirine bağlı. Elbette ki kaliteli cihazlar ucuz değil. Ama şimdi şöyle bir rekabet oluştu. Zaten çoğu ürün aynı fabrikadan çıkıyor. Kasalarına varana kadar aynı. Her şey aynı. Hatta içinden çıkan spek kağıtları bile aynı. Sadece farklı markalar yazıyor. Öyle değil. Yani o yüzden hani marka şeyi de kalmadı. Hani şu başka yerden geliyor, şu başka yerden geliyor diye bir şey yok. Neredeyse aynı fabrikadan çıkıyor yani. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.